6 Şubat depremleri çok geniş bir alanı etkiledi. 10 11 ilimizi hatta milyonlarca insan çok büyük acılar ve yıkımlar yaşadılar. Ee, ...hakikaten aylar geçti üzerinden hala hepimiz etkisi altındayız ee, yaşanan depremin ülkece... ...ama özellikle o bölgede yaşayan insanlar için aylardır hayat çok daha zor. Şu anda orada yürütülen çalışmalar var. Bir yandan yıkım işlemleri yapılıyor, bir yandan yeni inşa süreci var. Ee, kentteki durumu Malatya'daki durumu daha doğrusu öğreneceğiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan güne bakışta konu. Sayın Başkan hoş geldiniz. Mehmet. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Malatya'da depremin etkisini şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Ne boyutta yaşadınız? Kaç can kaybı, ne kadar bina etkilendi? Tabii öncelikle Konya'lı hemşerilerimize de geçmiş olsun diyorum. Tabii 6 da. Şubat, Kahramanmaraş'ta iki deprem hakikaten şehrimizde çok büyük e, hasarlara neden oldu. Tabii şunu ifade etmek isteyeyim. Esasında yöneticinin birinci bir görevi önceden kestirme yeteneğin olma görevidir. Hı hı. Bütün yöneticilerde bu vasıf olsa bunlar asgariye ve minimum düzeye iner. Şimdi Malatya'ya baktığımızda biz acil eylem planımız bu felaketlere karşı sel gibi ve benzeri depremlere karşı acil eylem planımız var. Tabii o süreçte de kış şartlarına uygun acil eylem planları noktasında üst bölgeleri oluşturmuştuk. Hı hı. Ve dikkat ederseniz Malatya'da depremde ana yollar kapalıyken bütün şehirler arası yollar kaparken Malatya'da 718 mahallenin hiçbir yolu kapalı değildi. Ve ilk depremde 4 e, 25'teki e, depremde 04, 04 anında müdahaleler yapıldı. Saat 13'teki depremde de biz müdahale başındaydık. Şimdi Önceden hazırlık deyince benim aklıma hemen naz... Elazığ depremi geldi. Elazığ depreminde de Malatya çok etkilenmişti. O evet. deneyimin de sizin tabii o çalışmalarınıza de katkısı biz, olmuştur mutlaka tabii, değil mi? Tabii biz yedek yemek fabrikası, yedek ekmek fabrikası, lojistik depozu, kriz masası ve kriz merkezi olmasına göre bütün bunları yapmıştık. Hı -hı. Dikkat ederseniz Malatya'da kriz masası ve kriz yönetim merkezi, Malatya İttifa Değer Başkanı, onu biz yeni yapmıştık. Ve bizim her çalıştığımız yerde bu öngörüyle oradaki mesela bizim Battalgazi Belediyesi'ndeyken yapmış olduğumda e, biyolojik ve nükleer silahlara karşı bir e, aynı zamanda kriz e, merkezi oluşturmuştuk. Dolayısıyla bunları önceden kestirilecek yapı formatında büründürmemiz lazım. Bu dediğim, tabi depreme hazırlık ve felaketlere hazırlık boyutunun yanında, diğer taraftan da yapı stokuna baktığınızda ve yapı ruhsatları verdiğinizde de bu sisteme dikkat etmemiz lazım. Mesela ben 20 yıldır belediye başkanım. Ama ruhsat verdim burada ekranları başında kilere ruhsat verdim binalardan. Ve yaptırdığım binalarda ben çok okullar yaptırdım, devlet su binaları yaptım, askeri kışlaları yaptırdım, kütüphaneler yaptırdım, polis karakolları yaptırdım, üniversitelere ek binalar yaptırdık. Ama hiçbirinden en ufak bir hasar yoktur. Ruhsat verdiklerinde de ama biz şuna dikkat ettik. Tarım arazilerini açılmamasına, zemin gerilme direncinin üzerine göre beş kattan fazla yapı verilmemesine. Tabi esasında belediye başkanı ve yöneticiler ve ilgili birimler ve paydaşlar bu konuya hassasiyet gösterirlerse gelecekte bu zayiatın ve bu bedeli insanlara ödetmemiş biz oluyoruz, ne yazık ki afeti yaşadıktan sonra kurtarma işte onu yaraları onu da odak... ama öncesine öncesinde bu ha. kadar çok çaba Tabii harcasa Canları önceden tedbir almak lazım da ayrıca afet lazım. yaşadıktan sonra da orada daha farklı argümanlara girme gibi hastalık içerisindeyiz biz bu yaraları nasıl ararız onun gayreti çabası içerisinde olmamız lazım şu anda da hakikaten Malatya'nın Önümüzdeki süreçte tekrar mazisine layık istikbala hazırlanması noktasına neler yapabiliriz? Onun çalışmalarını Peki yapmak Peki kaç zorunda. bina etkilendi? Kaç bina yıkıldı? Kaç bina hasar gördü? Yani bütün yapı stoğu da dediğiniz ideal özelliklere sahip değildi belli ki yıkılanlar tabii, da tabii var. Tabii bizde 425 bin tane bağımsız bölüm var. Bunun hı hı. 130 binine yakını ağır hasarlı acil yıkılmış ve yıkılacak durumda olanlar. Yani bu köyleri ve kırsal kesimi dışarı çıkarıp merkeze indirdiği zaman yüzde %50'sine yakın kısmını yıkılacak. Bunların büyük bir ekseriyeti tabi eski binalar olduğu gibi yeni binalar olanlarda var. Yeni binalarda, yeni binalarda o zaman da çok tespitini yaptık. Jeolojik etütlerini ve kat sayısını ve bodrum yapsın. Mesela her 5-6 katta bir bodrum yapılması lazım. Hı hı. perde betonların olması lazım. Yerlere e, tabana iş yeri ve ticari alan yapacağım diye e, kolonsuz mağazalar yapacağım diye ve e, bunu ilkokul çocuğu bilir. Fen bilgisinde işte çöllerde kumlar nasıl oluş dediklerinde işte gündüz çok sıcak, gece çok soğuk kayalar parçalanır kum olur. Şimdi siz apartmanın altına bunu bütün millete de sesliyorum siz fırın koyuyorsunuz. Yani Isıtıyor, savurtuyor, ısıtıyor, soğutuyor, ısıtıyor, soğutuyor. Dolayısıyla burada betonun direnç gücünü de ortada kaldırıyorsunuz. Yani zemin etütlerine, jeolojik etütlerine, zemin gerilme hı hı. E, gücü dediğimiz, onları teknik elemanlar bilir. Bunlara çok dikkat edersek, tabii Allah'tan gelmiş ancak bizde gerekli tedbirleri alıp kendi evlerimizi, kendi iş yerlerimizi Kendimize tabut yani Afeti tabii lazım. önleyemeyiz afetin sonuçlarını e, önleyebiliriz. Şimdi e, konuşulacak çok şey var. Çok geniş bir konu bu. Yani hem e, hem eksiklikler hem suistimaller vesaire. Şu anki duruma bakacak olursak Malatya'da kaç kişi çadırda, kaç kişi konteynerde kalıyor? Sonrasında Şimdi, da Malatya'da bu inşa da... sürecini soracağım çok size. Çok güzel. Malatya'da çadırda kalan vatandaşımız yoktur. Hı -hı. Fakat son bu depremlerdeki 60 bine yakın artçı depremler oldu. Vatandaş kendi sağlam evlerinden e, tedirgin olduğu için, tedirginlik kat sayısı biraz Hı -hı. yüksektir. Parklarda oturuyor akşamlar. İnşallah bu tedirginlik kalkar, tekrar vatandaşımız evlerine, sağlam olan evlerine gider. Şu anda Malatya'da 73 tane konteyner kentimiz var. 73 Aşağıya kent var. 73 konteyner kentimiz var. Burada e, her birinde toplam o işte 73 konteyner, 30 bin konteynerimiz var. Burada Hı -hı. 105 bin vatandaşımız yaşıyor. Evet. Ayrıca e, bir buna yakın konteynerler de köylerde kendi bahçelerine verdiğimiz konteynırlar var. Hı -hı. 10 binin üzerinde 15 bine yakın bir Hı -hı. civarda. Orada da kendi evine yakın evinin yanında hem bağ bahçe ve diğer Hı -hı. E, çiftçilik işlerini yürütürken diğer tarafında de kalma durumu Tabii biz şehir yeniden yapılaştırma noktasına gerek Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, bakanlarımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte dört defa Malatya'ya geldi. Bakanlarımızın hepsi orada ve Turizm Bakanımız sürekli orada. Koordinatör Bakan olarak. Dolayısıyla şehrin bir an evvel ayağa kaldırılması noktası bir tarafta kalıcı konutların bu çadırlardan kopup konteyner kentler, Akabinde şimdi kalıcı konutlar ve kalıcı iş yerleri noktasındaki yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Kaç bina e, yıkıldı şu ana kadar yıkılması gerekenlerden? Yüzde kaçı e, yıkılıp kaldırılmıştır? Şimdi şu anda bugün itibariyle yüzde yirmi civarında binamız 133 bin bütün aharlarla bağımsız bölümler ve ticari alanlarla ve konutlarla düşünürseniz 133 bin bağımsız bölüm düşünürseniz bunun yüzde yirmisi yıkılmış oldu. Oo ne kadar çok var daha evet. çok genç. Daha çok zamanımız var ama bu da bir süreç içerisinde gitmesi lazım. Yani vatandaşlarımızın da burada özellikle sabır göstermeleri lazım. Neticede bu yıkanak Yani hasar yıkanırken... gören, işte yıkılması yıkılmasını gerektirecek kadar hasar gören yapıların yüzde %80'i hala peyderpey yıkılmayı Peki, bekliyor. günde 2 üç puan 4 puan kadar gidiyoruz. Bu herhalde Ocak sonu gibi inşallah Malatya'daki yıkılması gereken konutların hepsi yıkılır. Tamam, Yerinde hocam. dönüşüm süreci de inşallah yıkılan konutların hemen akamında bak 27-28 bine yakın vatandaşımız şu anda yerinden dönüşüme müracaat ettiler. 27-28 bin peki. 27 başlayan, bin 850 vatandaşımız. Başlayan hemen depremin ardından bazı bölgelerde inşaatlar da başladı. Malatya'da var mı böyle e, tabii, yeni e, başlayan projeler? Tabii, tabii, köy evleriyle ilgili kırsal konutlarla ilgili ve kalıcı konutlarla ilgili bir merkezlerine konutlar başladı ve konutların dağıtımı da gerçekleşti. Daha de bizim TOKİ ile yapmış olduğumuz hı hı. bin konutun dağıtımı gerçekleşti. 2000'e yakın da e, konut bitti. Yakında 10 dağıtımı yaşıyoruz. Kasım, Aralık gibi 25 bin köy evimizle beraber e, kalıcı konutlarımızın da dağıtımı gerçekleşir diye düşünüyorum ve inşallah bu kıştan sonra Dışarıda kalan vatandaşlarımızın azami minimum düzeye indirileceği noktasında bunu ifade etmek istiyorum. Yani, yani. E, 73 kent dediniz işte 30 bin tane konteyner o kentlerde. 10-15 tane. 10, 105 10, 15 bin, bin, bin tane vatandaşımız de, orada yaşıyor. Evet 10-15 bin tane de köylerde, köylerde hayvanını bahçesini bırakmayanların tabii, tabii, tabii. var. Onların devleri yanında ama diğer 105 bin kişinin artık kalıcı konuta yerleşmesi lazım. Önümüzdeki... Ee, kış yani bu kışı geçirdikten sonra diyorsunuz yerleşecek. Bu kıştan önce yerleşecek vatandaşlarımız da olacak. Hı hı. Kışı geçirip baharla birlikte yerleşecek vatandaşlarımız da olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi yönünde dönüşümle birlikte dışarıda e, konteyner kentlerde ve konteyner iş yerlerinde vatandaşımızın kalmaması için ...hedeflediğimiz planlamaları uygulamaya çalışıyoruz. Okullar e, ne durumda? Sayın şey Başkan okullar açılıyor. E, hepsi konteyner mı? E, yani genel olarak okulların durumu nasıldı depremde? Okullarımızın tabii yaşam alanı oldu biliyorsunuz büyük bir kısım. Okullarımız eğitim öğretimi açılacak. Ve eğitim öğretimi de sağlıklı mekanlarda, fiziki mekanlarda... ...yürütülmesi noktasında bir problemimiz yok. Hı -hı. Geçtiğimiz eğitim öğretim süreci içerisinde de hemen Şubat depreminden... 5 ay sonra 4 ay sonra da okulların açılması gerçekleşti ve eğitim öğretim faaliyetleri sürdürüldü. Üniversitelerimizle ilgili yapmış olduğumuz gerek koordinatör bakanımız, turizm bakanımız ve rektörlerimizle yapmış olduğumuz toplantı ve yükün de genel eğitim içerisinde kredi yurtlar kurumunun şu anda 15 bin kapasiteli Malatya'da yurtları var. Dolayısıyla bu 15 bin kapasiteli yurtlarla ilgili ve gelecek öğrencilerin kayıtlarla ilgili Pek dışarıda açıkta kalacak öğrenci olmayacağı kanaatindeyiz. Genel hesaplamalara baktığımızda 36 bin evet. e, üniversite öğrencimiz var. Bu öğrencilerin bir kısmı tabi ailelerinin yanında, bir kısmı uzaktan eğitim e, formasyonunda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken, yeni gelen öğrencilerin de e, mevcut Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki e, açık kontenjanlara yerleştirilerek, ee, üniversitemizde de eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir inkıta olmayacağını bu da ifade etmek istiyorum. Bunu da rektörümüzle YÖK başkanımızla rektörlerimiz ve koordinatör bakanımız ve rektörlerle de ben bizzat kendim görüşerek hmm. e, 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılması ve yüz eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi noktasında da gerekli tedbirler alınmıştır su ne durumda? Yani pek çok su hattı zarar gördü. Sonra tamir edildi. Zaman zaman dışarıdan tankerlerle taşındı. Malatya'da da ben belli bölge yeşil yurt çok etkilenmişti. Su özelinde çok hatırlamıyorum ama Malatya'da da oldu. Şu an tümüyle şebeke suyu normal kullanılabiliyor Biz, mu? Biz e, suyu ta depremden olduğu günden itibaren su şebekelerde var. Hı hı. Tabii hadise şu. İlk üç gün sularımız kesildi. Bütün kaynak kurudu. Yani depremden itibaren tekrar o yarıklar dolunca suyun eski debisine ve rejimine ulaşan bir yapı formatına bölündü. Ve şu anda su sağlıklı, kaynak, doğal, Hı -hı. içilebilir ve bunların her alanda dört bilim tarafından gerek çevre sağlığı, gerek halk sağlığı, gerek sağlık müdürlüğü, gerek bizim elemanlarımız tarafından ayrı ayrı merkezlerde bütün bunların e, numuneler alınır ve ayrı ayrı merkezlerdeki labor laboratuvarlarda da e, testleri yapılır. Yani suyumuzun şu anda içilebilirlik noktasında hiçbir problem yoktur. Dün de yoktu. Dünün yalnız o sürekli arçı deprem olması hasabıyla e, bulanma hadisesi vardı. Onun için içme noktasında arıtılmadan veyahut da kaynatılmadan içilmemesi noktasında vatandaşlarımıza gerekli duyurular yapmıştık. Şu anda da vatandaşlarımız, kayat sularımız berraktır, kaynak suyudur, doğaldır, mineral bakımında da zengindir. Türkiye'de de çok önemli kaynaklardan bir tanesidir. Rahatlıkla bu suları içip ve kullanma anlamında da bir problemleri yoktur. Ancak tabii içme suyumuzu tarım arazi sulamalarından kaçak kullanma cihetine gidildi ama oradaki vatandaşlarımızın ve üst kottaki e, şebeke şebekeye bağlı evlerimizin, meskenlerimizin sıkıntılar yaşanıyor. Onlar da vatandaşımız gerekli hassasiyeti gösterir. Biz de gerekli e, e, şey kayıp kaçak noktasındaki ekiplerimiz sahada dolaşmaktadır. Malatya'yı inşallah şunu ifade etmek istiyorum Serap Hanım. Evet. Tabii deprem geçirmişiz, sıkıntılarımız var. Vatandaşımızın da sıkıntısı var acıları var. Canlarını kaybetmişler. Evlerini ve bütün varlıklarını, varlıklarını yitirmişler. Bütün kümülatif bitkimlerini yitirmişler. Ama Allah'a şükür canı sağ olan vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Geçmişler bize rahmet diliyorum. Bütün deprem ve diğer vesileyle vefat etmiş, dünyasını değiştirmiş bütün e, vefat eden kardeşlerimiz Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabır cemil niyaz ediyorum. Sağ olun. Ama şunu bilsinler Malatya gerek hükümetiyle başta Cumhurbaşkanımızla gerek bizler orada bütün sistem kontrolümüzde ve bugün ben İstanbul'a gelmemin sebebi bugün televizyonunuza konuk oldum ama finans çevreleriyle de gerekli görüşmeler yapıyoruz. Gerekirse hibe finans bularak Malatya'yı tekrar ayağa kaldırma noktası ki bunlar netleşmediğince söylemek istemiyorum ama e, netleşen kısımları da var. Yani bazı şeyleri ki, hızlandırmak tabii, için. Tabii tabii. Biz yine böyle finans arayışımızı tabii, sürdürüyoruz tabii, tabii. Ve o Bizim insanımız bence yani yine de çok dirayetli, çok sabırlı, çok tevekkülü yüksek çünkü yaşanan şey öyle böyle bir şey değil. Çok çok büyük, büyük acılar. Büyük bir felaket. Yani felaket değil. Ama, Yani insanların felaket. ben sabrını böyle hakikaten ee, Ayranlıkla izliyorum. İnsanlar yine de gerçekten bütün bu zorluklara e, göğüs geldiler bölgede. E, bu anlamda da çalışmaları da e, zorlamadan hatta e, birçok konuda destek oldular bölge insanı. Ben vatandaşımızın sabrına hakikaten minnettarım. Biraz daha sabredecekler. Onların kalıcı şehirlerin yapılması noktasında bugün bizim genel sekreterimiz Antep'te bakan yardımcılarımızdan bu toplantı içerisinde o süreci nasıl yapacağız ve nasıl... En çok ne istiyorlar sizden? Mesela konteyner kentte... E, hijyen, e, işte suyu konuştuk ama yaşamlarını sürdürmeleri için Kontey yeterli konfor var mı? Bu konuda talepleri var mı e, orada yaşayanların? Tabii konteyner kentinin, kendi standartının en üst segmentinde e, Tabii. konforu var. Bütün Çünkü... konteynerde elektrik var. Hı hı. Su var, yolları asla drenajları yapılmış. Marketler var, sosyal psikolojik danışma merkezleri, okullar, eğitim salonları, oyun salonları var. Evet Ancak neticede konteynerde yaşıyor. Bu insanlar bir an evvel kalıcı konutlarına taşımamız lazım. Mutlaka. Normal doğal hayatlarını sürdürebilecek bir e, büründürmemiz lazım. Diğer taraftan da il dışına götmüş vatandaşlarımız var. Tabi burada şunları görüyorum. Mesela orada işi var, işveren durumda ama gelmiş burada tezgahtarlık yapıyoruz. Veyahut da bir yerde çay ocağında çalışıyor. Bunların hepsini müşahede ettik, gördük. Ve onların tekrar Malatya dönüşümün evet. sağlanması noktasında ve kalıcı iş yerlerinin yapılması noktasında belediye olarak, Büyükşehir Belediye olarak biz zaten şu anda geçici yaptığımız iş yerleri kalıcı hüviyetinde Hı -hı. 4500 civarında iş yerleri evet. valiliğimizle birlikte, AFAD'la birlikte yaptık, vatandaşlarımız oraya taşıdık. Ha Diğer iş yerlerinin yapılması noktasında da bizler kalıcı iş yerlerinin yapılması noktasında arkadaşlarımız şu anda Taban su alanı olmasa, sulu zemin olmasa bile ...fore kazoklarıyla ile ilgili zemin artı bir şeklindeki çalışmalarımızın Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu plan evet. muhalefesinde yürütüyoruz. Isteyeceğim. Bu şekilde çalışmaların inşallah ben şunu vatandaşlarımıza şunu söylüyorum: Malatya emin ellerdedir. Hiç kimse tereddüt etmesin. Allah'ın izniyle kalıcı iş yerleri, kalıcı evleri ve konutlar, iskanları yapılacak. İnşallah giden vatandaşlarımızın da tekrar Malatya dönüşünü temin edeceğiz. Onların orada rahat evet. yaşayacağı imkanlar sağlayacağız. Ve Malatya'da şu anda bütün iş ve hizmetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki. İnşallah Malatya'yı maalesef istikbale evet. hep birlikte hazırlayacağız. Hem Malatya'da diyorum. hem diğer şehirlerde inşallah insanlar bir an önce artık e, yerleşirler. Yeni konutlarına sağlıkla sağlayacakla ömürlerinin kalanını geçirirler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, Sayın ediyorum sebebi. Ee, kolaylıklar diliyoruz. İyi bir kez daha diliyorum. geçmiş olsun diliyoruz bölge esnaflara. Ee, sabır diliyoruz. Sağ olun. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ağırladık ve bölgedeki Malatya'daki e, durumu sorduk.